Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir ara hatırlarsanız 28 Şubat 2021 YÖKBİL sorularını söylüyorduk. Ancak bu sorularda 69'dan sonrası kaydedilmedi. Onun için bu soruları tamamlayalım diye düşündüm. Şimdi hazır YDS sınavı yaklaşmışken daha sonra da YÖKBİL sınavı var. Bunu bir çözelim dedim, tamamlayalım dedim. Zaten arkadaşlar da ısrar etmişti bitirelim diye. Bundan sonra dil sınavlarına da tekrar dönüş yapacağız Allah'ın izniyle. Evet, burada 69. soruda uzun paragraf sorularında kalmıştık. Uzun paragraf sorularında ne yapıyorduk? Hemen ilk önce soru cümlesini okuyorduk. Ki daha henüz paragrafı okumadan bize o paragraf hakkında bir takım ipuçları versin. Aklımızda kalan o noktaları özellikle üzerinde dura dura okuyalım. Bakalım ilk soru neymiş? Ma sebebu tahvilil muvatini Türkiye menzilehu ilen methafi? Türk vatandaşının evini müzeye çevirmesinin sebebi nedir? Ha, demek ki bu Türk vatandaşı ne yapacakmış? Evini müzeye çevirecekmiş. Bunun sebebi, püf noktamız bizim Türk vatandaşının evini müzeye çevirmesinin sebebi. Buna dikkat edeceğiz. Bu bir. İkinci soru. Mâzâ kâne yufekkirul muvâtinu Türkiyyü ey yef'ale mâdâme fil umri bakiye. Bu Türk vatandaşı hayatta kaldığı sürece ne yapmayı düşünüyordu? Demek ki bu Türk vatandaşı bir şey düşünüyormuş. Buna dikkat edeceğiz. Üçüncü soru. Mâzâ kâne emelül muvâtinu Türkiye min ebnâihi fil mustakbel. Bu Türk vatandaşı gelecekte çocuklarından ne ümit ediyordu, neyi bekliyordu? Bu arkadaşın neyi varmış? Çocuklarından bir beklentisi varmış. Buna dikkat edeceğiz. Evet, 3 tane soru çıkıyor bu paragrafta. Bu paragraf sorularının bir özelliği de şu. Eğer paragrafı dikkatli okuyup çözersek 3 tane soru cepte. Onun için birkaç defa söylemiştik. Bu paragraf sorularında ne yapıyoruz? Dikkatli okuyoruz, geri dönmüyoruz, patinaj çekmiyoruz. Bilmediğimiz kelimelerin üzerinde çok fazla düşünmüyoruz. Özellikle özel isimlerde, şahıs isimlerinde, yer isimlerinde bu neydi, bu ne olması gerekiyordu diye şeklinde düşünürsek eğer çok vakit kaybederiz. Bir de başlamadan şuna dikkat edelim. Eğer ben virgüllere kadar okuyup anlayabiliyorsam tek tek parça parça bölüp tercüme etmeme gerek yok. Ama anlayamıyorsam, daha bu işte yeniysem ne yapacağım? Kırık kırık mana vereceğim. Virgüle kadar ne anlıyorsam onu şuraya not edeceğim. Tamam? Yani tek tek manasıyla uğraşmayacaksın. Ben burada kırık kırık verip toplayayım. Siz sınavda nasıl istiyorsanız o şekilde çözün. Havvale dönüştürdü. Kim? Muvatinun Türkiye. Türk bir vatandaş. Neyi? Menzilehu evini. Neye dönüştürdü? Neyi neye? İlâ methafin müzeye dönüştürdü. Ne müzesine dönüştürdü? Lil edevatil kadimeti eski eşyalar müzesi. Nerede? Peki fi medineti Bursa. Faili buluyoruz. Türk vatandaşı Bursa şehrindeki evini eski eşyalar müzesine dönüştürdü. Peki neden? Bi hedefil hifazi aleyha onu koruma hedefiyle neden minel indisari yok olmakta? Daha ne hedefiyle? Vav atıf harfi bunu hedefe atfediyor. Ve nakliha ilel ecyalil kadimeti ve o müzeyi gelecek nesillere nakletme hedefiyle. İlk soru neydi? Ma sebebu tahvilil muvatini Türkiye. Bakın hemen ilk noktada ilk soruyu bulduk. Onun için soruları okuyoruz. Hedefini ilk soruda sebebini yani hedefini istemişti. Bunun altını böyle çizebiliriz. Devam edelim. İndemâ raca'a ilâ kariyetihi köyüne döndüğü zaman ba'de takaudi emekli olduktan sonra ra'a gördü enne kulle şeyin fil kariyeti köyündeki her şey elleti neşe fiha doğduğu köyündeki her şey bâte âliyen elektronik oldu.
Emekli olduktan sonra köyüne döndüğünde doğmuş olduğu köydeki her şeyin elektronik olduğunu gördü. Sonra ne olmuş? Ahasse bi gussati kalbin. Kalbinde bir sıkıntı hissetti. Öyle sıkıntı ki cümleyi ne yapıyoruz? Sıfat yapıyoruz. Ma defa'ahu lil bed'i başlamaya iten. Neye başlamaya? Bi cem'il muaddati aksesuarları, eşyaları toplamaya başlamaya. Daha neyi? Vel edevatil kadimeti, eski aletleri, eski eşyaları. Nerede? Fi menzilihi, evinde. Emekli olduktan sonra köyüne dönünce büyüdüğü köydeki her şeyin elektronik olduğunu gördü ve kalbinde bir burukluk hissetti. Ve bu burukluk onu eski alet, edevat ve aksesuarları evinde toplamaya başlamaya itti. Yani artık baktı ki her şey elektronik oluyor. Bu da ne yaptı? Eski alet, edevatı evinde toplamaya başladı. İnnehu o iştera aldı. Neyi aldı? Mu'zame mukteniyatihi, koleksiyonunun çoğunu satın aldı. Min esvâgit tuhafi, bu nadir bulunan eşyaları satan çarşılardan. Nerede? Fi medineti Bursa, Bursa şehrinde. Ve ennehu, ve yine o, seya'melu, çalışacak. Alâ şirâil mezîdi minhâ, o eski eşyalardan daha fazlasını almaya çalışacak. Mâdâme fil umri bakiyeten, kalan ömründe. Ömründen bir kalıntı devam ettiği sürece. Direkt tercümesi bu, ama kalan ömründe diye tercüme etsek çok güzel olur. O koleksiyonunun çoğunu Bursa şehrindeki eski eşya satan çarşıdan satın almıştı. Ve yine o kalan ömründe o eski eşyalardan, nadide eşyalardan satın almaya çalışacak. Bakın şurada madame fil umri bakiye ifadesinden hemen aklımıza geliyor. Şurada bir yerde geçmişti. Ne? Madame fil umri bakiye. Ne düşünüyor kalan ömründe? Tak, ikinci soruyu da daha paragrafı bitirmeden ne yaptık? Bulduk. Devam edelim. Ve eşara, işaret etti. Neye? İlâ enne methafahu, müzesi, yazummu, barındırıyor. Havale 800 kıt'aten, yaklaşık 800 parça barındırıyor. Neden? Bu 800 parça ne? Minel edevatil kadimeti, eski eşyalardan 800 parça barındırıyor. Ne gibi? Mislü saati, saatler gibi, vel eslihati, silahlar gibi, ve echhizeti, radyo cihazları gibi, ve sekakin, bıçaklar gibi, vel hakaib, çantalar gibi. Onun müzesindeki bu 800 parça da bu eşyalardan oluşuyormuş. Peki neyle beraber bunları barındırıyor? Ma'a sicilin, bir sicille beraber, yani sicil kaydı diyoruz ya, bir kayıtla beraber. Öyle kayıt ki yahfazu fihi, o kayıtta muhafaza ediyor neyi? Tarihe sinaati kullin minha, bu aletlerin her birinin yapılış tarihini muhafaza eden bir sicil kaydıyla beraber yaklaşık 800 parça olan bu eşyaları müzesi barındırıyor. Ve e'rabe, ve vurguluyor an şükrihi, şükrünü. Yani şükrediyor. Niçin? Li kâffeti züvvâril methafi, bütün müze ziyaretçileri için şükrettiğini vurguluyor. Sevâun mahalliyin, ister yerel ziyaretçiler, evil ecanibi, ister yabancı ziyaretçiler, اَلَّذ۪ينَ يَزُورُونَ الْمُنْتِقَةَ, bölgeyi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler. Ve bu arkadaş, bölgeyi ziyaret eden ister yabancı ister yerel ziyaretçilerin tamamından dolayı da halinde şükrediyor ve gayet memnun. Devam ediyor ve ekkede, ve vurguladı, altını çizdi diyoruz ya, bu ekkede çok geçiyor. Çok 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 geçiyor. Yani vurgulamak, altını çizmek. Ennehu o yehdifu, hedefliyor. Neyi? Linaklil mazi, geçmişi taşımayı, ilel ecyalil kadimeti, gelecek nesillere taşımayı da hedeflediğini vurguluyor. Mu'riben, yine ifade ederek, an emelihi, ümidini,
Emel'i gördük. Gel bakalım Emel buraya. Biz burada bir Emel görmüştük. Evet, bu da üçüncü soru. Bu adam gelecekte çocukları için neyi ümit ediyor diye sormuştu. Burada da vurguluyor bunu. Ne hususunda emelini fi en yuvasile ebnauhu çocuklarının ulaştırması hususunda el emra zatihi aynı işi fil müstakbeli gelecekte. Ve bu arkadaş ne yapıyor? Geçmişi gelecek nesillere nakletmeyi hedefliyor. Ve bu arkadaş ne yapıyor? Çocuklarının aynı işi geleceğe ulaştırmasını vurgulayarak geçmişi gelecek nesillere taşımayı hedeflediğini vurguluyor. Evet, sorulara geçmeden kelimeleri bir çıkaralım bakalım. Değişik hangi tür kelime var? Havvele yuhavvilu tahvilen. Tahvil diyoruz ya. Tahvil ne demek? Dönüştürme. Methaf çok geçiyor zaten. Edevat Türkçe. Bursa mesela baktım Medine'de bu o heyecanın aklına geldi. Borsa, borsa de ya borsa şehri de. Veya burassa. Birisi söyle demiş sanki. Burassa, burassa de yani. Çok önemli değil mi? Mesela takılma. Hafaza ala. Yani, o kadar geçti ki artık. Bunu ezberledik sanırım. İndethara yendethiru indisaran. Yok olmak. İnfial babından. Nekale ila. İlah harfi cilun ecial. Nesil nesiller. Gecenin ikisinde abartı eksiz de geziyorsun kardeşim ya. Ondan sonra kariye. Tekaüt. Emekli olmak. Oturmak artık. Gaadeden aklınıza gelsin. Çalışıyorsun çalışıyorsun artık oturuyorsun. Neşe. Bakın boşuna yeşil kitabı okumuyoruz. Bol bol oradaki fiiller burada da geçiyor. Bate. Burada nakıs fiil manasında kullandık. Ondan dolayı kâne manası verdik. Bate normalde gecelemek demek. Âli elektronik, dijital demek. Ondan sonra gussa, sıkıntı, daralma demek. Burada kalbinin sıkıntısı dedik. Bede'e bi, bede'e başlamak demek. Bid'unde onun mastarı. Mesela Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyorsun mesela besmele. Başlarım nerede? Nerede o başlarım fiili? Hemen nahiyciler devreye giriyor. Ne diyor? Başında bir ebde'u fiili vardır onun. Nerede o ebde'u fiili? Mahzuftur, altında gizlidir. E kardeşim o zaman bu bede fiili ba harfi celiyle kullanılır. Bakın ba harfi celiyle kullanılır. E, o da gizlidir. Dolayısıyla ebde'u bi bismillahi şeklinde takdir ediyoruz. Muaddetun muaddat, alet edevatla aynı manada ama aksesuar manasında da geliyor. İştara, bir yerden almak manasında kullanılırsa eğer ki genelde öyle kullanılır. Tak, min harfi celi burada karşımıza çıkar. İnne Allahe iştara minel mu'minine. Allah müminlerden satın aldı. Bu adam da çarşıdan satın aldı. Min harfi ile kullandık. Et-tuhaf Türkçe. Tuhaf. Türkçe değil mi? Tuhaf şeyler. Yani böyle nadir bulunan şeyler. Zaten müzede ne olur? Eski, nadir bulunan malzemeler olur. Madame devam etmek manasında. Eşara ila. Bir şeye işaret. Methaf da bu tuhaf şeylerin bulunduğu yerin ismi mekanı. Methafın methaf. Müze. Havale çok geçti yeşil kitabımızda, kutsal kitabımızda. Saat, silah, Türkçe, radyo. Sikkinun sekakin, bıçağın cemisi. Hakibetun hakaib, çanta. Sicil kayıtları dedik, sicilun. Zaten Türkçe'de de kullanıyoruz. Ondan sonra a'raba an, ifade etmek, vurgulamak manasına da gelir. Mahalliyin, bölgesel, yerel, yerli turist. Şu ismi mevsuller çok çıkıyor. Yani biraz da karıştırıyoruz bunları. Yezuru ne burada? Akıllı çoğul geldiği için ellezine olmuş. Ellezine yezuru ne? Ziyaret eden. Başka ne var? Yine aynı kelime tekrar geçmiş. Emel kullanıyoruz. Emel. Dünyada bir emelim var. Amacım, gayem, hedefim, umduğum şey. Vâsale yuvâsilu. Vâsale ulaştırmak. Vâsale iki şey birbirine ulaştırmak. Aynı işi geleceğe ulaştırmak. Onunla ulaştırmak. Evet, geçelim sorulara. Ma sebebu tahvilil muvatin Türkiye menzilehu ilal methaf. Bu Türk vatandaşının evini müzeye çevirmesinin sebebi nedir? Hemen burada zaten onu bulmuştuk. Bi hedefil hifazi aleyha minel inditer. Bakalım direkt buradan çıkacak şimdi.
Himayetül edevatil kadimeti, eski aletleri korumak, mines sirakati, mines surakati, çalınmaktan, ve nakluha ila methafin fi medineti Bursa ve Bursa şehrindeki bir müzeye nakletmek. Yani alakası yok. Bir nakil geçti ya burada, yani geçmişi geleceğe taşımak. Oradan bizi kandıracağını zannediyor ama olmaz. Erade istedi ey yebi'at tuhafel kadime, eski eşyaları satmayı, el mevcude, el mevcudete var olan, fi kariyetihi, köyündeki, fi esbâbi medinet Bursa, Bursa şehrinin çarşılarında. Hayır, burada satmak demedi. Çarşılarından satın almak dedi, değil mi? İnnallâh iştara. Olmaz. Ra'a enne kulle şeyin fil kariyeti asbahat kadimen cidden. Köyündeki her şeyin gerçekten çok eskimiş olduğunu gördü. Ne alakası var? Öyle bir şey hiç söylemedi. Burada bir ra'a geçti ya, her şeyin, köyündeki her şeyin elektronik olduğunu gördü dedi ya. Tam tersi aslında ama hemen acaba ya ra'a çıktıydı, bu olabilir mi? Kandıramazsın. Huve, o adam, kâne yebhasu an hivayetin lehu, kendine bir hobi arıyordu. Ba'de teka'udihi min amelihi, emekli olduktan sonra. Yani hivayenin ne bir ismi geçti ne de ona işaret eden bir şey geçti. Bi hedefil hifazı ala. Ya bu ÖSYM daha ne yapsın kardeşim sana? Bi hedefil hifazı ala, yani direkt yani. Farklı farklı verebilirdi doğru şıkkı ama onu direkt söylemiş zaten. Bi hedefil hifazı ala edevatil kadimeti minel indisari. Hadi hedef dikkatini çekmedi, indisar burada geçti. İndisar bari dikkatini çeker değil mi? Ve nakliha ilel ecyalil kadimeti, aynı ibare. Ve nakliha ilel ecyalil kadimeti. Bize böyle basit sorular sorma ÖSYM'e. Evet, gördüğünüz gibi birinci soru çok kolay. İkinci soru neymiş? Bu Türk vatandaşı ömrünün kalan vaktinde ne yapmak istiyor? Direkt bu ibare geçti. Direkt bakiye geçti. Direkt şu ibare geçti. Seyeşteri meziden minel edevatil kadimeti minel esvâgı min ecilli methafihi. Müzesi için çarşılardan daha fazla eski alet edevat alacak. Dedi mi? Bakalım hemen. Dedi şurada. Minellelelele. Ne dedi burada? Alâ şirâil mezîdi minhâ. Bakın. Mâdâme fil umri bakiyye. Mâdâme fil umri bakiyye. Direk aşık. Diğerlerini okuma. Seyatulubu isteyecek ba'zal edevâtil kadîmeti. Bazı eski parçaları, eşyaları. Minel mahalliyînel mevcudîne fil kariyeti. Heh. Bir mahalliyine geçti ya, buraya atlayacağını zannetti. Olmaz. İsteme yok. Seyeksi bu kazanacak embalen ketiraten minel ecanibillezine yezurunel mıntıkate. Yani bu bununla övünüyordu. Şükrediyor değil mi? Abbara an şükrihi li kâffe dedi. Olmaz. Yani bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerden daha fazla kazanacak. Daha fazla mal kazanacak. Böyle bir şey demedi. Geç. Seyetrukül kariyete, köyünü terk edecek demedi. Zaten köyüne gidecek dedi. Ve seyebde hayaten cedideten fi merkezi medineti Bursa. Bursa'nın merkezinde yeni bir hayata başlayacak. Böyle bir şey demedi. Şeyi havvilu beyten kadimen, yeni bir evi dönüştürecek. Fi kariyetihi, köyünde, ile suğil masnuatil yedeviyeti, el yapımı eşyaların satıldığı bir çarşıya dönüştürecek. Öyle bir şey de demedi. 71. Mâdâ kâne emelul muvâtin türkî min ebnâihi fil müstakbel. Bu Türk vatandaşının gelecekte çocuklarından ümidi ne? Yani direkt emel geçti değil mi burada? Direkt emel geçti. Neymiş o? Çocuklarının aynı işi geleceğe taşıması. Bakalım yatlubu minhum, onlardan isnedi. Bir kere onlar geçmedi hiç. Eyyed fenuhu fi hadikatil medhafi ba'de mevtihi, öldükten sonra onu müzenin bahçesine gömmelerini istedi. Yahu hiç gömmediği bir şey geçti mi Allah aşkına? Yuridu minhum, yine onlardan istedi. Yani muayyen bir şahıs yok aslında ki onlardan istesin. Eyyeftahu mahallen fi ahad esvâgi medineti Bursa, Bursa şehrinin çarşılarında bir yer açmalarını istedi. Ne yeri kardeşim? Ye'melu min evladihi ey yuvasallul emra zâtihi. Gördün mü? Aynı ibare.
aynı ibare. Ümit ediyor doğru cevap C. D'ye bakalım. Yarcu min ebnaihi çocuklarından umuyor. Ey yebi'u küllel edevatil kadimeti eski bütün eşyaları satmalarını fil methafi müzedeki. Adam kafayı yer ya. Yetemennâ minhum en yestakdemû el edevâtil kadîmeti daimen. Devamlı eski eşyaları kullanmalarını istedik. Öyle bir şey geçmedi. Zaten gördüğünüz gibi 3 soruyu hemencecik çözmüş olduk. Bu videoyu yayınlayayım. Devamında inşallah peşine yayınlarız. 72. sorudan diğer paragrafımızdan devam ederiz inşallah.